Ankara Spor'la Nazilli Belediye Spor arasındaki maçın görüntülerini ben de tüm futbol severler gibi izledim. Bir kere biz buna hukukta hayatın olağan akışına aykırı bir hal deriz. Futbolun olağan akışına da aykırı bu gelişme. Hiç şut çekilmeden maçın tamamlanması neredeyse bu seviyede olmayacak olan bir şey. Dolayısıyla bu bir şüphe, mantıklı ve makul bir şüphe oluşturduğu için Türkiye Futbol Federasyonu re'sen ve bu görüntüleri bir ihbar kabul ederek harekete geçti. Ve bir hukuk müfettişini, disiplin müfettişini bu konuları incelemesi için hukuk müşavirliğinden bir hukukçuyu muhtemelen görevlendirdiler. Habertürk'e konu olan Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi Yargıcı Emin Öztürk konuyla ilgili kamuoyunu bilgilendirici çerçevede açıklamalarda bulundu. TFF'nin inceleme süreci başlattığı şaibe iddialı maçla ilgili Özkurt şu ifadeleri kullandı. Ankara Spor Nazilli maçı arasındaki görüntüleri izledim. Biz bunu hukukta hayatın olağan akışına aykırı bir hal deriz. Futbolun olağan akışına da aykırı bir gelişme. Hiç şut çekilmemesi bu seviyede olmayacak bir şey. Dolayısıyla bu şüphe mantıklı ve dolaylı bir şüphe uyandırdığı için TFF harekete geçti. Bir hukukçuyu görevlendirdiler. Bundan sonra şöyle olacak. Bütün bu maçla ilgili veriler incelenmeye başlandıktan sonra makul bir şüphe varsa konu TFF Etik Kurulu'na aktarılacak. Etik Kurulu talimatının 7. maddesi çerçevesinde bir inceleme yapılacak. Hakem ve gözlemci raporları, görüntüler, imkan dahilinde olacaksa muhtemelen hesap hareketleri, bu maçta oynanan bahis işlemleri, kulüp yöneticilerinin beyanları bunlar denetimlerden geçirilecek. Bunun akabinin de eğer bir şüphe olduğuna ilişkin kuvvetli veya makul bir şüphe olursa o takdirde Etik Kurulu bu raporun sonucunda TFF Yönetim Kurulu'na soracak. Bütün bu iddialar somut verilerle desteklenip şike ihtimalinin kuvvetli muhtemel olduğu ilişkin bir kanaat edilirse Etik Kurulu'nun raporu çerçevesinde PFDK'nın süreci başlayacak. Burada da disiplin talimatının 56. maddesi çıkıyor. Bu maddeye göre müsabakanın sonucunda sürecin hukuka aykırı veya ahlakına aykırı bir şekilde etkilemeye çalışmak bir suç. Bundan dolayı kulüplerin bir alt lige düşürülme riski ve bu ihlali gerçekleştiren kulüp yöneticileri ve futbolcuların süresiz hak mahrumiyeti ve futboldan men gibi cezalara maruz kalması gündeme gelebilir. Bundan sonra şöyle olacak. Bütün bu maçla ilgili veriler incelenmeye başlandıktan sonra makul bir şüphe varsa konu Etik Kurulu'na, Türkiye Futbol Federasyonu Etik Kurulu'na aktarılacak ve Türkiye Futbol Federasyonu Etik Kurulu'nun talimatının 7. maddesi çerçevesinde bir inceleme yapılacak. Bu inceleme ile alakalı olarak bütün görüntüler, hakem ve gözlemci raporları, gerekirse kulüplerin yöneticilerinin beyanları ve belki imkan dahilinde olacaksa muhtemelen hesap hareketleri, bu maça oynanan bahis işlemleri, bunlar da bir denetlemeden, bir gözetlemeden geçirilecek. Bunun akabinde eğer bir şike olduğu iddiana ilişkin kuvvetli bir ve de makul bir şüphe oluşursa, o takdirde Etik Kurulu hazırlayacağı raporla birlikte bu raporunu ve sonucunu Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'na sunacak. Yönetim Kurulu da konuyu disiplin kuruluna aktarıp aktarmamaya karar verecek. Eğer bu bütün bu iddialar somut verilerle desteklenir ve netice itibariyle burada şike ihtimalinin kuvvetle muhtemel olduğuna ilişkin bir kanaat edinilirse Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Etik Kurulu'nun raporu çerçevesinde, o takdirde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu süreci ve oradaki disiplin süreci başlayacak. Orada da bizim karşımıza disiplin talimatının 56. maddesi çıkıyor. 56. Evet. maddeye göre müsabakanın sonucunu veya sürecini hukuka veya spor ahlakına aykırı şekilde etkilemeye çalışmak bir suç. Ve bundan da dolayı kulüplerin bir alt lige düşürülme riski artı bu ihlali gerçekleştiren kulüp yöneticilerinin ve futbolcuların süresiz hak mahrumiyeti, futboldan men gibi cezalara maruz kalması gündeme gelebilecek. Tabii bunlar bu olasılıkların hepsi futbol disiplin hukuku çerçevesindeki olasılıklar. Bir de bizim sporda şiddetin ve düzensizliğin önlenmesine dair 6222 sayılı bir yasamız var. Evet. Meşhur o 6222 sayılı yasa çerçevesinde de onun 11. maddesinde o kanunun şike ve teşvik primi başlığı düzenlenmiştir. Orada da belirli bir spor müsabakasının sonucunu etkilemek amacıyla bir başkasına kazanç veya sahibi menfaat temin eden kişi 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla ve 20 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır der. Dolayısıyla olay eğer şike olduğuna ilişkin netleşen bir durum olursa bir de ceza hukuku çerçevesinde bir yargılamaya konu olabilir. Bu çerçeveden ve bu kapsamdan baktığımızda önümüzdeki günlerde bu iki kulüp arasındaki maça ilişkin hazırlanacak hukuk görüşü ve onun sonucunda Etik Kurulu'na sevk durumu belirleyici olacak.
etik kurulundan çıkacak raporda neticeye ilişkin, profesyonel futbol disiplin kuruluna sevk edilip edilmeyeceğine ilişkin bize bir fikir verecek.